Karanlık Adam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ofisim karavanımdan ilk videomu çekiyorum. Ayakkabı serisine hızlı bir giriş yaptım diyebilirim. Çünkü yaklaşık 5-6 marka ayakkabı tanıtacağım sizlere. Adidas'ın Ultra Boost Gore-Tex ayakkabısı. Şuradan da görelim. Bu ayakkabıyı aslında hiç bilmiyordum. Yunanistan gezisinde telefon ararken, o da ayrı bir macera, belki bir gün anlatırım, çok saçma ama. AVM'de Adidas gezerken gördüm. Çok hoşuma gitti bu tabanı vesaire. Ondan sonra hafif Gore-Tex, su geçirmez olması. Ama ayakkabının bu kadar dar bir kalıp olduğunu bilmiyordum. Alınca öğrendim ve ayakkabıda bunda mı bir hata var bilmiyorum. Şu kısmı gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle iki tarafı da hafif bombeli. Ayakkabı kusurlu da olabilir. Gerçekten yani bilemiyorum ama İstanbul dışında oturmanın güzel taraflarının yanı sıra böyle kötü tarafları da var. Şimdi iade etmek için bir mağaza bulacaksın vesaire, uğraşmak istemedim. Ayakkabıyı da geçen gün denedim. Normalde 42-43 arası giyiyorum. Bunu da 42,5 aldım. Parmak olarak böyle yarım parmak geride parmağım ama ayakkabıyı öyle bir sardı ki şu fermuarı böyle zor kapattım. Arkadaşlar, yani çok dar bir kalıp ayakkabı, onu söylemek istiyorum. Çok aşırı sarıyor. Bir de benim topuklarımda bir sıkıntı var. Şuradan görünüyorsa göstereyim. Yürürken, yani bir yürüyüş yaptım dün. Yürürken topuk kısmından biraz canımı yaktı ayakkabı. Bunun biraz daha böyle gevşemesi için bir süre sadece normal günlerde giymeyi deneyeceğim. Ayakkabıda tabii bağcıklar, bu genelde bağcıksız ayakkabılarda sıkıştırmalı sistem yapmışlar. Ayakkabıyı zaten sıkmanıza gerek olmuyor. Yani benim gibi taraklı ayakları olanlar için biraz işkence bir ayakkabı. Kalın da bir dil koymuşlar. Yani dil de öyle kalın olunca ayakkabı yukarıdan da basıyor. Haliyle yukarıdan kapatırken ayakkabı biraz sarıyor. Hatta biraz değil, böyle 30 yıldır babasını görmemiş çocuk gibi böyle sıkı sıkı sarıyor, gırtlaklar gibi. O biraz canımı sıktı. Ayakkabı da esner mi esnemez mi onu da bilmiyorum. Yani sonuçta Gore-Tex kumaş ama esnemesi biraz sürebilir. İç tabanına da bakalım. Şöyle ince bir tabanlık koymuşlar. Çok kalın değil açıkçası. İçi de gözükürse şuradan göstereyim. Bunun dışında bu yanda gördüğünüz köpükümsü, direkt bu tabanın üstüne basıyorsunuz gibi. Çünkü şu içi çok sert, yani tahta gibi. İlginç, bu kadar ince bir şeyin tabanda bu kadar hissedilmemesi. Çünkü ben yani yürürken tabanın bu kadar sertliğini hiç hissetmedim. Beni sadece yanlardan çok sıktı. Hani normal bir ayakkabının üstüne bir parçada böyle fermuarlı bir şey yapmışlar da tarz yaratmışlar gibi açıkçası. Yani şöyle kavisli görüntüsü de gerçekten hoş bir görüntü olmuş. Burası da hani ellediğinizde bu televizyon buzdolabı taşıyan straforlar var ya, aynı onun gibi. Hissiyatı da öyle, görüntüsü de öyle. Tabanı biraz değişik. İçi boş. Artık bu yürürken yardımcı olmak için mi, ayağı rahatlatmak için mi bilmiyorum. Bazı kısımlarda derin tabanında şeyler var. Onun dışında araba lastiği tadında bir tabanı var, böyle sanki kar lastiği gibi. Yani numarayı denk getirdim ama mesela şeyi bilmiyordum tabii ki, yani taraklı ayaklar için bu kadar rahatsız olacağını ve keşke Yunanistan'da orada AVM'de gördüğümde giyseydim. En azından burada alırken fikrim olurdu diye düşünüyorum.
Hani oradan almadım, niye buradan aldım? Orada da yaklaşık bunun 3 tane modeli vardı. Yani tam bilmediğim için söylüyorum. Yani fiyatları farklı 3 model vardı. 130 euro, 160 euro ve 200 euro. Bu hangisine denk geliyor Yunanistan'daki bilmiyorum. Ben de burada yaklaşık her yerde 5000 TL'ydi bu ayakkabı. Boyner'de 3500 liraya gördüm. Artı 600-700 lirada bir indirim yaptılar. İki ayakkabıyla beraber ortalamada 2900'e falan geldi bu ayakkabı. Şu ana kadar rekor bunda satın aldığım ayakkabılar içinde. Onun içinde biraz ayağımı böyle sıkması da canımı sıktı. Hem ayağımı sıktı hem canımı sıktı. Bu kadar para verdikten sonra. Bir diğer konu da tabii şu. Zamanla düzelir mi? Sanki böyle bir kalıp oturmuş gibi burada. Görüyorsunuzdur herhalde. Yani çok da önemli de sonuçta tabii ki ayakkabı ama insan tabii ki bazı şeyleri tam olsun istiyor. Görüntü olarak dediğim gibi rengiyle beraber çok hoşuma gitti. Bayan modelleri biraz daha böyle farklı bir rengi daha var. Yalnız yurt dışında gördüğüm çeşitler daha fazla. Türkiye'de sanki sadece iki model varmış gibi. Satıcısı da çok az bu arada. Yani her yerde hemen hemen aynı. Boyner'de böyle bazı şeyleri yakalıyorum. İndirimli alıyorum. Hatta güzel bir mont da aldım. Onun da videosunu çekeceğim. Kış tam bastırırken belki arkadaşlara faydalı olur. Evet, Adidas'la ilgili Ultra Boost, Gore-Tex, 360 derece Protection, Running 22 GTX yazıyor içinde. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Yani sanıyorum bir koşu ayakkabısı aslında. O yüzden de çok sıkı yapmaları mantıklı olabilir. Benim gibi koşmayan arkadaşlarım böyle ayakkabıları niye aldığında kendi kendine sorması gerekir. Şu an kendime soruyorum. Ve cevabı bilmiyorum. Sadece çok hoşuma gittiği için aldım. Bir de ayakkabıyı ayağımızda görelim. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini de açarsanız seviniriz.
kanalımıza unutma. Abone olmayı. Abone olmayı. Unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız.